Değerli Çağdaş Yaşam dostları, programımızı açmadan hemen önce hepinize merhaba diyor ve kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcısı Ali Çolak. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Herkese merhaba. Ben Yaren Yıldız, Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcı Yardımcısıyım. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatürji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli Çağdaş Yaşam dostları, sevgili Türkan hocamızın aramızdan bedenen ayrılışının 15. yılında Türkan Saylan adını bilimde ve sanatta yaşatmak amacıyla gelenekselleştirdiğimiz 14. Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepinizin bildiği gibi Profesör Doktor Türkan Saylan hocamızın aramızdan bedenen ayrılışının tam 15. yıl dönümü. Geçirdiğimiz 15 yıl boyunca ona hiçbirimiz sıkı sıkı sarılamadık. Gözlerinin içine bakamadık. Ama her yerde onu gördük, onu hatırladık, onunla birlikte olduk. Bir proje hazırlarken içimizdeki heyecanda Türkan hocamızı gördük. Çağdaş gençliğin benden bize giden yolunda, biz oluşumuzda Türkan hocamızı gördük. Tanımadığımız bir insana yardım ettiğimizde yüzünde oluşan gülümsemede gördük onu. Layık, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için mücadele ederken gördük.
Hepsinde Türkan Saylan hocamız bizimle birlikteydi ve her zaman da olmaya devam edecek. Çünkü Türkan Saylan demek mücadele demek. Çünkü Türkan Saylan çağdaşlık demek. Özgürlük, bağımsızlık, eşitlik, adalet, laiklik, demokrasi demek. Türkan Saylan demek bir olmak demek. Türkan Saylan demek biz olmak demek. Onun yolunda onu örnek alarak bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk ışığımızı beklediği sürece sönmeden ışımaya devam edeceğiz. Ölüme saniyeler kalsa bile. Saygıdeğer Çağdaş Yaşam dostları, 14. Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'mizde sözü ev sahibi olarak Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ayşe Yüksel hocamıza devrediyorum. Sahneye davet ediyoruz. Öncelikle hepiniz adına bu gençlere sarılmak hocam İstiyorum. Sonra da tabii ki sizlere. Hocam ayakta konuşmak isterseniz. Kürsüde konuşmayı sevmiyorum ama bu akşam Türkiye'nin ana muhalefet parti ama asıl önemlisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı, bizim gönüllümüz, koşucumuz Özgür Özel aramızda. Öyle olunca ben de dersimi iyi çalıştım. Konuşmalarımı yazıya döktüm. Ama uyabilecek miyim? Emin değilim. Sevgili demek istiyorum size, kıymetli Genel Başkanımız Özgür Özel, İstanbul İl Başkanımız, yine adaşı bir başka Özgür Çelik kardeşim, bugün birlikte olduğumuz Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Bey, Başkanımız Akbolat, size Ayşe Hanım'ın selamlarını bir kez daha getiriyorum. Size hayran olmuş, ne kadar yakışıklı, ne kadar becerikli dedi. Bunlar benim heyecanımı giderdi bir taraftan. Değerli konuklar, biz hepimiz bu gece Türkan Saylan'da buluştuk. Onun dostlarıyız, arkadaşlarıyız. O nedenle yürekten buradayız. Bu salona gelen herkes yüreğiyle geldi. Sonra da ayaklarıyla bu yürüyüşü tamamladı. Evet, Türkan hocamız 15 yıldır bedensel olarak aramızda değil. Ama inanın, değil mi, hepimizin kalbinde, aklında, anılarında o hep var, var olmaya devam edecek. O kadar çok şey öğrenmişiz ki onsuz olmak mümkün değil. Bir yıl sonra dönemin genel başkanı, kıymetlimiz Profesör Doktor Aysel Çelikel ve benim de içinde yer aldığım yönetim kurulu, Türkan hocamızın adını yaşatmak için onun adına Bilim ve Sanat Ödülleri vermeye karar verdi. 14 yıl boyunca biz, Türkan Hocam gibi tıp alanında fark yaratan ama sadece bilimsel değil, insani değerlerle fark yaratan bilim insanlarına ödül veriyoruz. Yine sanatın her alanına ilgi duyan, değer veren, ilgilenmeye çalışan biri olarak Türkan Hoca'nın anısına da sanatta öykü dalını seçtik. 14 yıl boyunca öykü dalında ödül veriyoruz.
Bu akşam bu iki önemli alanda ödül alanlarla sizleri tanıştıracağız, buluşturacağız. Türkan Hocama böyle anmak yakışırdı diyorum. İşte öykü dayılığından söz edince aramızda sevgili Mehmet Zaman Saçlıoğlu var. Türkan Hocamızın Güneş Umuttan Şimdi Doğar kitabının nehir söyleşisini yapan değerli edebiyatçımız. Bu kitap benim de başucu kitabım. Zaman zaman ona başvuruyorum. Bu yılda sizlere söylemek istediklerimi Türkan Hoca'nın da çok emek verdiği, hayalini kurduğu çağdaş laik eğitim üzerine yapmaya karar verdim. Ve kitabı baştan sona biraz hızlı yeniden okudum. Çok güzel bir tespiti var sevgili Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun. Diyor ki, eski bir söylence, Tanrı'nın 36 iyi insanın yüzü suyu hürmetine dünyayı yok etmekten vazgeçtiğini anlatıyor. Bu bir masaldır ama dünyayı yaşanabilir bir yer olmayı erdemler sayesinde sürdürdüğü de bir gerçektir. Büyüklerimiz de demez mi hep, bu dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine devam ediyor diye. Nedir bu iyi değerler? Doğruluk, adalet, merhamet, iyilik, vefa, incelik, çalışkanlık, özveri. Bu değerlere sahip olan kişilerle karşılaşıyoruz. Ama hepsini aynı kişide, kimlerde görüyoruz? Doğal olarak büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'te ve kıymetlimiz efsane genel başkanımız Profesör Doktor Türkan Saylan'da. İşte bu değerlerin hepsinin birden onlarda buluşması, bulunması mucizeyi zaten gerçekleştiriyor. Biz Türkan Saylan'a her an minnet duyuyoruz. Tıpkı büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi. Ona karşı sorumlu hissediyoruz. Borcumuzu ödemek için emek veriyoruz. Biz Türkan Saylan'ın öğrencileri neyi öğrendik? Eğitimde her kadının ama her bireyin Atatürk Cumhuriyeti'ne borcu var. Ben Ayşe Yüksel, Cumhuriyet sayesinde buradayım. Sizlerle buluşuyorum, göz göze gelebiliyorum. Atama minnettarım. 1923-2023, Cumhuriyet 100 yaşında. Atamızın hayal ettiği durumda mı? Tabii ki hayır. İnsanın içi acıyor. Tam tersi, kuruluş değerlerinden, kuruluş yasalarından uzaklaşılıyor. Biz 35 yıl boyunca Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak, onun devrim ve ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşmak için canla başla çalışıyoruz. Biz çalışırken ne oldu geçtiğimiz haftalarda? Milli Eğitim Bakanlığı duymak istemediğimiz bir çalışmadan söz etti. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Ne yapıyoruz? Reddediyoruz. Evet, bu akşam Türkan Saylan gecesi. Dolayısıyla ben de hepimiz de Türkan Saylan'ı konuşalım istiyoruz. Türkan Saylan 74 yıllık ömrü boyunca neredeyse ilkokul öğrenciliğinden itibaren ömrünün sonuna kadar eğitimle her kadının Atatürk Cumhuriyeti'ne borcu var diyerek durmadan çalıştı, laik eğitimi yaşatma mücadelesi verdi.
Çocukluk ve gençlik yıllarında Kandilli'de yaşadı. O mahallede bütün çocuklara adeta öğretmenlik yaptı. Oyunlarında oyun kurucu oldu. Öğretmen rolünü kendisi gerçekleştirdi. Paylaşmayı da her zaman açık oldu. Yıllar geçti, hekim olmayı ama özellikle köy hekimi olmayı hayal etti. Köy hekimi olamadı ama sonra cüzdanlı hastalarını köylerinde, mezralarında ziyaret etti. Aileleriyle, komşularıyla birlikte onları çağdaş dünyanın gereksinimleri ile buluşturmak için öğretti, anlattı, eğitim yaptı. Eğitimin hep içinde oldu. Yıllar geçti, cildiye uzmanı oldu. Hiç düşünmüyordu belki ama Profesör Doktor Osman Yemni'nin baş asistanı olarak İstanbul Tıp Fakültesi'nde 33 yaşında tıp öğrencilerinin, tıp asistanlarının öğretmeni oldu. Emekli olduğu 2002 yılına kadar binlerce tıp öğrencisine, yüzlerce dermatoloji asistanına öğretti, öğretti, eğitimin bizzat içinde oldu. Ama bugün biliyoruz sevgili avukatım Hüseyin Karataş'ın da dediği gibi, biz tıp mensuplarının öğrendiği en önemli şey dokunulmazlara dokunabilmek. Kimsenin dokunmadığı cüzdanlı hastalara dokunmayı tüm sağlıkçılara, tüm gönüllülere öğretti. Eğitimli bir kadın olarak cüzdan çalışmaları nedeniyle gittiği Anadolu'da kadınların erkeklerle eşit olmadığını gördü. Kendisi üniversite bitirmiş, akademik kariyer yapmış bir kadın olarak kendi konumundan rahatsız oldu. Ne farkımız var? Atatürk'ün yasasında, Atatürk değerlerinde eşitiz ama uygulamada neden eşit değiliz diyerek, Cumhuriyeti bir kadın devrimi olarak düşünerek hep bu eşitliği sağlamak için emek verdi, çalıştı. Oysa kendisi İstanbul'da doğmuştu, İstanbul'da okumuştu. Fakat empati kurma yeteneği çok fazla olduğu için özellikle tanıştığı Anadolu kadınlarına empati kurdu. Onların gereksinimlerini gördü. Bu gereksinimleri yerine koymak için emek verdi. Gittiğimiz her Anadolu köyünde, mezrasında bize de öğrettiği, ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri muhakkak ki köy okulu idi. Öğretmenlerle tanışmak idi. O küçük çocukların saçlarını okşamak idi. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de uğramadan etmezdi. Cüzdanlı hastaların çocukları okula alınamıyordu bundan 40 yıl önce. Türkan Hoca bunu kendisine görev edindi. Milli Eğitim Müdürlerine tek tek anlattı. Her ilde eğitim programları yaptı ve öğretmenlere cüzdanın bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlattı. Bununla kaldı mı? Okula alınmayan çocuklar okulda defterleri, kalemleri, siyah önlükleri, beyaz yakalarıyla en göze çarpan öğrenciler olsun diye onları donattı, onları güçlendirdi. Bugün Ağrı'nın bir köyünde cüzdanlı bir kadının kız çocuğu olarak doğan avukat genç kadın, iyi ki annem cüzdan hastası olmuş. Türkan Hoca o sayede beni okutmuş, avukat olabilmişim, kendime, aileme yetebiliyorum diyor. Cüzdanla Savaş Derneği'nden sonra 1989'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurarlar. 16 aydın insan. 1990'ın
ilk aylarında Türkan Saylan derneğin başkanı olur. Şubelerimizin kurulmasıyla genel başkan olur. Ve 19 yıl boyunca görev yaptığı efsane genel başkanımız olarak bizim anlattığımız Türkan Saylan hocamız, Cüzdanla Savaş Derneği'nde okuttuğu, doktor, hemşire, avukat, öğretmen yaptığı, bu çocuklardan edindiği deneyimlerle 1995 yılında Anadolu'dan İstanbul'a üniversite için gelen 500 çocuğa burs vermek gerektiğine karar verdi. 500 öğrenci bugün binlerce öğrenciye ulaştı. Bu yıl itibariyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 64 bin meslek sahibi genç yetiştirdi. Bakın daha güzeli, bu gençlerin 43 bini kadınlar. İşte eşitlik böyle sağlanacak. Bitiyor mu eğitimdeki sorunlar? Tabii ki hayır. Yıl 1997. Siirt'in Pervari Kaymakamı haykırıyor. Diyor ki, hocam 2 ay önce Pervari'ye geldim. Liseye giden hiçbir kız çocuğu yok. İnanmadım, defterleri karıştırdım. 8 yıl geriye gittim. Bir kız öğrenci bile lisede okumamış. Bunu çözmem lazım. Ne yapmam lazım? Türkan Hoca her zamanki dingin haliyle. Kaymakam Bey, siz Pervari'ye dönün. Bu yıl biliyorsunuz ilköğretim 8 yıl oldu. Siz 6. sınıfa kaydolan çocukları aileleriyle konuşun, bize bildirin, biz onlara burs verelim. O yıl 17 Pervari'li kız öğrenciye burs verdik. Tabii ki Türkan Hoca yetinmezdi. Neden daha çok kızımıza ulaşmıyoruz derdi. Yıllar içinde 27 yıl sonra bu yıl 107 bin kızımıza ortaokulda, lisede eğitim bursu vermişiz. Sadece burs değil, onun içinde yaşadığı bu 21. yüzyılın yetkinlikleriyle buluşmasını da sağlamışız. Ne mutlu bize. Kendisi öğretmendi diyorum ya, bu kızlarımıza mektuplar yazar. Onlardan gelen mektupların fotokopisini çektirir. Üzerinde kırmızı kalemle imla hatalarını düzeltir. Neden düzelttiğini tekrar açıklar. Onlara bir taraftan da Türkçe dersi verirdi. Türkan Hoca bize şunu söyledi, şunu emanet etti. Bu ülkede ben çok okumak istiyorum ama ekonomik koşullarım yetmez diyen hiçbir kız çocuğu kalmamalı. Yatılı ilköğretim bölge okulları Türkiye'nin kanı canı yibolar derdi Türkan Saylan. Ülkemizin ulusal eğitiminde çok önemli yer edinen bu okullara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin güçlendirilmesi, öğrencilerin eğitimlerinin niteliğinin arttırılması için yıllarca projeler yaptık, yıllarca emek verdik. Yaşamının son saatlerinde bile kucağında dosya Bingöl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, ıslak alanları iyileşmesi gerek, bunun için fayanslar bulunması gerek. Türkan Hoca son 24 saatte bunlar için emek veriyordu. Bunları anlatmak lazım, duymak lazım. Gençler Türkan Hocamız böyle yapardı diyerek yollarına devam etsinler diye. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 2 Şubat 2001'de YÖK üyeliğine atadı Türkan Hocamızı. Aslında önce şaşırdı, ne yapsam acaba dedi. Ama sorunların çözümünde ben de rol almalıyım diyerek kabul etti. Tüm görevi boyunca başta üniversite öğrencilerinin sorunlarını tek tek dinledi, onlar için çözümler üretti. Türkan Hoca'yı tanıyan herkes bilir, çok sabırlı ve çok sıkı bir takipçiydi. YÖK Başkanı Kemal Gürüz bizzat bana benim de üniversite yöneticisi olduğum günlerde yaptığı ziyarette söylemişti.
Türkan Hoca hiç vazgeçmez mi demişti. Ben de evet hocam vazgeçmez demiştim. Çünkü kendisi de sık sık ben öğrenci sorunlarını çözmek için YÖK'teyim derdi. O günlerde de öğrencilerin en büyük sorunu yurttu. Günümüzde de yurt. Bir hayal kurdu. 950 ilçeye 100'er kişilik kız öğrenci yurtları kurmak. Çünkü kızlar köyde yaşadığı için ilçedeki liseye gelemiyor, liseyi okuyamıyordu. Ama ne yazık ki bu 950 ilçeden sadece 36'sında yurtlar yapılabildi. Bugün yurt sorunu var mı? Var. Ama müjdeler olsun ki 31 Mart'ta hepimizin içine aydınlatan gelişmeler sonrasında biz kıymetli başkanlarımızla işbirliği yaparak yurtlarla ülkemizi donatacağız. Bu da Türkiye'mize söz olsun. Birçok ödül aldı ama en kıymetli ödülleri eğitim konusunda aldığı ödüllerdi. Kendisi bir hekimdi ama Hindistan'a gidip döndüğü bir gün bana demişti ki uçakta Time vardı, Time dergisi. Onun kapağında eğitim sadece eğitimcilerin işi değil, herkesin sorumluluğunda yazıyordu. Demek ki ben lepralı çocuklarını okutarak ne kadar doğru bir iş yapıyorum demişti. Yaşamının sonuna kadar bunun için çalıştı. Evet, kıymetli dostlarımız, Türkan Saylan dostları, bu dünyadan Türkan Saylan geçti. İyi ki geçti, iyi ki Türkiye'de doğdu, iyi ki Cüzdanla Savaş Derneği'ni, iyi ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurdu, başkanlığını yaptı, emek verdi, çalıştı. Ama o sadece dermatoloji uzmanı, sivil toplum örgütlerinin başkanı, genel başkanı değildi. Renklerden kırmızıyı, çiçeklerden papatyayı, yemeklerden ise soğan kavurmasını severdi. İnsanıyla, hayvanıyla, bitkileriyle dünyayı paylaşmayı, birlikte iyi olarak yaşamayı gerçekleştirmek gerektiğine inanırdı. Zaman zaman, hatta sıklıkla hak etmediği olaylar yaşadı. Zor mücadelesinin içinde bile yılmaz, mutsuz olmaz, bize derdi ki, Ayşe'cim, onlar da görevini yapıyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Kötü insanlara bile onlara o görev verilmiş, onlar da görevini yapıyor der. Onlara bile yardım etmeye, destek olmaya gayret ederdi. Yaptıkları, öğrettikleri emanetleriyle aramızda hep yaşıyor. Ne mutlu bize ki Türkan Saylan'dan öğrendiklerimizle hep birlikte ÇDD'yi yaşatıyoruz. Ruhu şad olsun. Değerli başkanımız, mikrofonda mı sesim? Değerli başkanımız, Profesör Doktor Sayın Ayşe Yüksel'e konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte demokrasi, laik ve çağdaş eğitim çalışmalarımıza Cumhuriyetimizin bize verdiği güce dayanarak umut ve heyecanla yorulmadan devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Bugün burada yüreğindeki insan ve yurt sevgisiyle hayatını insanlığa adamış örnek bir Cumhuriyet kadınını Türkan Saylan'ı anacak 14. Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturacağız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi unutulmaz Genel Başkanımız Profesör Doktor Türkan Saylan hocamızın yaptıklarını tekrardan hatırlamak ve anısını yaşatmak adına çok değerli gazeteci ve yazar Özlem Özdemir'in yapımcılığında ki bugün kendisi de burada aramızda Türkan Bir Bilim Kadının Öyküsü belgeselinin bugün özel kısa bir versiyonunu sizlerle paylaşacağız.
Belgesel, ulusal ve uluslararası festivallere katılma aşamasında şu an. Ardından Türkan Saylan'ın önümüzdeki doğum gününden itibaren herkesin izlemesi mümkün bir halde olacak. Keyifli seyirler dileriz. Atatürk ilke ve devrimlerini korumak ama geliştirmek. Çünkü burası Atatürk Türkiye'si. Başarının sırrı yetinmemektedir. Birbirinizi sevin, sayın, kavga etmeyin. Onu gerçekten bu ülkenin insanı olduğum için bir görev bilerek içimden geldiği için yapıyorum. Türkan, 13 Aralık 1935 tarihinde soğuk bir kış günü Emirgan'da güzelliğiyle Atatürk'ün bir Limoj vazosuna benzettiği Leyla Hanım ile Cumhuriyet döneminin ilk mücahitlerinden Fasih Galip Bey'in çocuğu olarak dünyaya gelir. Adını Timurlen Güneşi Türkan Hatun'dan alır ve bu adı daima gururla taşır. Türkan'ın ardından peş peşe kardeşleri Turgut, Tuğrul, Turhan ve Gündüz doğar. O artık en büyük çocuk. Türkan'ın çocukluğu babasının onlar için yaptığı Kandilli'deki bahçe içinde 4 katlı bir evde geçer. Babası bu araziyi aldığında ilk Türkan'a gösterir. Taşındıktan sonra da sık sık buraları Türkan istedi diye aldı diyerek küçük kızını mutlu eder. Çocukluğundan itibaren yardımsever ve sevecen olan Türkan, mahallede yoksul ailelerin çocuklarını süt dağıtarak Florence Nightingale olarak anılır. Bu, gelecekte Anadolu'nun çocuklarına sahip çıkacak olan Türkan'ın kaderinin erken bir işaretidir. 9 yaşındayken Kandilli Kız Lisesi'nde 3. sınıftan eğitime başlar. Kendini siyah önlük, beyaz yaka ve kurdelayla bir peri kızı gibi hisseder. Ortaokul yıllarında doktor olmaya karar veren Türkan, yazmaya olan tutkusunu mektup arkadaşlığı aracılığıyla keşfeder. Kandilli'deki eğitimi onun kişiliğinin yanı sıra sanatsal yönünü de geliştirir. Doktor olamama endişesiyle uykusuz geceler geçiren Türkan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığı gün koşarak gidip kendine bir tıp rozeti alır. Yoldan gelip geçenler dahil herkes onu görünce bu kız tıbbiyeri desinler istemektedir. Baştan beri ailesinin korumacı ve disiplinli yaklaşımıyla yaşadığı için üniversiteye başladığında önce bocalasa da kısa sürede özgürlüğün tadını çıkarmaya başlar. Bir an önce doktor olmak için sabırsızlanmaktadır. Zaten hayatı boyunca mesleğini her şeyden üstün tutacaktır. Aynı yıl kariyerini şekillendirecek olay başına gelir. Öğrencilere yaptırılan Bakırköy Akıl Hastanesi ziyaretinde cüzzam hastalarını ilk kez görür ve perişan olur. Etrafı tellerle çevrili 28 numaralı koğuş günlerine ve gecelerine dadanır. O gün için cehennemi gördüm der ve o gün cildiyeci olmaya karar verir. ...1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Türkan, dil ve bilim sınavlarında başarıyla geçer. Uzmanlık eğitimine 1964 yılında İşçi Sigortaları Nişantaşı Hastanesi'nde başlar ve burada hem tıbbi bilgilerini arttırır hem de kişisel ve toplumsal ilişkiler konusunda deneyim kazanır. 3 yıllık eğitiminin ardından 1968 yılında Bursa'ya doktor olarak atanır. Ancak Bursa'da sadece 20 gün kaldıktan sonra üniversitedeki hocası Osman Yemli tarafından baş asistan olarak önerilir ve bu iş erkeklere göre şeklindeki ön yargıları aşarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümünün baş asistanı olur. Önce üniversitede cüzzam dersi vermeye üstlenir. Öğrencilerini ayda bir kere cüzzam hastalarını ziyarete götürür. Cüzzam hastaları Türkan ve öğrencileri sayesinde ilk kez kendilerini
insan gibi hissetmeye başlarlar. 1972 yılında doçent olur ve Çöp Atık Fakültesi'nde çalışmaya başlar. Ama hayatı boyunca dekanlık, başhekimlik, rektörlük gibi makam peşinde koşmak. Doktor Türkan'ı ilgilendiren tek şey topluma yardımcı olmaktır. Türkan Saylan 1976 yılında Cüzzamlı Savaş Derneği'ni kurar. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurulan Depre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürlüğünü üstlenirken, aynı zamanda ders vermeye, öğrencilerle ilgilenmeye ve hastalara bakmaya da devam eder. Türkan Saylan'ın çabaları, Türkiye'de cüzzam hastalığının tedavisi ve hastaların yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlar. 1981 yılında onun öncülüğünde Lepra Hastanesi kurulur ve Saylan tam 21 yıl bu hastanede başhekim olarak çalışır. Türkan Saylan'ın dermatoloji alanındaki liderliği 1982 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü ana bilim dalı başkanlığına atanmasıyla taçlanır. Ertesi yıl cüzzam hastalığının sıklıkla görüldüğü Van'ın Bahçesaray ilçesi pilot bölge seçilerek onun liderliğinde bir tarama programı başlatılır. Tıp öğrencilerinden oluşan bir ekiple cüzzam taramalarına başlarlar ve bu taramalar zamanla tüm Türkiye'ye yayılır. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye'de cüzzam hastalığı tamamen kontrol altına alınır. Türkan Anadolu'ya yaptığı bu seyahatlerde kimi zaman terör nedeniyle onlarca kez aranır. Kimi zaman eylem bölgesinde kalır ama asla yılmaz. Onun çabaları sayesinde cüzzam hastalığı Türkiye'de korkulacak bir hastalık olmaktan artık çıkmıştır. Cüzzam hastaları da dışlanmaktan kurtulmuştur. ...1986 yılında Cüzzamlı Savaş Vakfı kurulur. Türkan da vakfın başkanı olur. Aynı yıl yaptığı çalışmalarla Uluslararası Kandi Ödülü'nü kazanır. Yaşamı boyunca sayısız ödül daha olacaktır. Ancak 1986 yılı kişisel mücadelelerle de dolu bir yıl olur. O yıl hem annesini kaybeder hem de Türkan'a meme kanseri teşhisi konur. Daha yapacak çok işim var diyen Türkan Saylan, bir göğsünün ameliyatla alınmasının ardından kimseye haber vermeden yaşamına geri döner. Hatta bu süreçte bir kemoterapi seansından sonra bile Antalya'da bir kongreye katılarak hastalığa meydan okumayı seçer. Türkan Saylan sadece tıp alanında değil, toplumsal konularda da aktif bir rol oynar. 12 Eylül 1980 darbesinin etkileri ve Türkiye'de siyasal İslam'ın yükselişi karşısında Atatürk Türkiye'sinin geleceği konusunda endişe duyan bir grup aydınla birlikte 1989 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurarlar. Bu dernek Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş eğitim alanında katkı sağlamayı amaçlar. Özellikle kırsal kesimlerdeki kız çocuklarının eğitimine odaklanır ve ihtiyaç sahibi çocuklara burs olanakları sağlar. 2002 yılında üniversiteden emekli olan Türkan, yaşamı boyunca 15'ten fazla ulusal ve uluslararası ödül kazanır. Yüzlerce bilimsel yayına imza atarak tıp alanındaki bilgisini ve tecrübesini paylaşır. Aynı zamanda bir ders kitabı ile kişisel makalelerini içeren kitaplar, radyo söyleşilerinden oluşan bir derleme yayınlar. Kanseri tekrarladığında yine aynı kararlılıkla onu yener. Ta ki 7 yıl sonra 2009 yılında hastalık kötülükle birlikte kendine yeniden yuva bulana kadar. Türkiye kumpas davalarıyla karanlık bir döneme girer. Ne yazık ki Türkan Saylan ve ÇYD'de yaşanan kumpas davalarının hedefi haline gelir.
13 Nisan 2009'da Türkan Saylan'ın Arnavutköy'deki evine terörle mücadele ekipleri baskın düzenler. Silah arayacaklarını söyleyen polislerle Türkan avukatı gelene kadar sohbet eder. Vanlı olduğunu söyleyen polise ilk cüzdan çalışmalarının Van'da kendisinin başlattığını söylediğinde polis memuru epey şaşkın. O zaman siz cennetliksiniz deyiverir. Sahiden cennetlik değil midir? Bu süreç çok yorar Türkan'ı. Hastalığın hızla ilerlemesine neden olur. Doktorlardan sadece 2 Mayıs'taki CYDD'nin 20. yıl kutlamasında onu iyi hissettirmelerini rica eder. Orada olmak istiyordur. Son kez. O arada görüşmek istediği insanlarla vedalaşır, toplantılarını yapar, isteklerini iletir ve bütün işlerini tamamlar. Türkan Saylan, 2 Mayıs 2009 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Salonu'na girdiğinde dakikalarca durmayacak alkış kopar. Salonda adım atacak yer yoktur. Kendisine "Bu benim son sahnem" dediği konuşmasını yapar. O törenden sonra kemoterapiye son veren Türkan Saylan, yüz binlerce insanın hayatına değen bu özel kadın 18 Mayıs 2009 tarihinde bu dünyadan ayrılır. Ama yaptıkları, aydınlanma mücadelesine kattıkları, CYDD sayesinde yetiştirdiği çocuklarla devam ediyor. "Ben olmadan da işlediğini görmek istiyorum" dediği dernek ise, kızım dediği Profesör Doktor Ayşe Yüksel başkanlığında emin ellerde çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürüyor. Ne mutlu ki kiminin Türkan hocası, kiminin Türkan ablası, kiminin Türkan annesi olan bu olağanüstü ve koca yürekli kadına Türk halkı hak ettiği gibi veda etti. Atatürk'ün kızı Türkan'ın bir 19 Mayıs günü, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün on binlerce insan gözyaşlarıyla uğurladı. Kim bilir, belki Atatürk'le birlikte bizi izliyorlardır ve Cumhuriyetimizin 100. yılını dolduran bu ülkenin insanlarına bakıp "Cumhuriyetimize sahip çıkın çocuklar" diyorlardır. Güzel belgeseli bizlere sunan Sayın Özlem Özdemir'e sonsuz teşekkürler. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2010 yılından beri her yıl bir bilim insanı ve sanat aşığı olan Türkan Saylan'ın anısına bilim ve sanat ödülleri veriyor. Sırada 14. Türkan Saylan Bilim ve Sanat Ödülleri'nin sunumu var. Değerli konuklar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkan Saylan Bilim Ödülü sahibini Bilim Akademisi işbirliği ile belirliyor. Bilim Akademisi, her yıl genç bilim insanlarını desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmada sağlık bilimleri alanında başvuranlar arasından bir kişiyi Türkan Saylan Bilim Ödülü için belirliyor. Şimdi sözü konuşmasını yapmak ve bu yıl ödül alan genç bilim insanını açıklamak üzere Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Sayın Reyhan Küçükkaya'yı sahneye davet ediyorum. Merhaba, ben Doktor Reyhan Küçükkaya. Bu akşam sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum Bilim Akademisi adına. Özellikle bir şey daha belirtmek istiyorum. Ben 1992 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum ve 2009'a kadar İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalıştım. Türkan Hoca'nın öğrencisi olmak da ayrıca bir gurur kaynağım. Bu gece onun adına bir ödül verecek olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bilim Akademisi 2011 yılında Türkiye'de özgür,
liyakata uygun ve gerçek bilimin kurulması, güçlendirilmesi ve korunması sağlamak amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. 300'e yakın alanında çok ünlü ve deneyimli bilim insanı bir araya gelmesiyle oluşan bu kuruluş giderek gelişmekte ve ülkemizde bilimin her açıdan gelişmesi için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Bilim Akademisi genç bilim insanlarını desteklemek için BAGEP adı verilen bir ödül programı geliştirmiştir. Herhangi bir kamu fonundan yararlanmaksızın sadece kişisel imkanlarımızla özel kuruluşlar ve kişiler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla yürüyen bu programda her yıl değişik bilim alanında temel bilimler, sosyal bilimler ve tıp, sağlık bilimleri olmak üzere değişik bilim alanlarında toplam 40 kişiye, 40 genç umut vadeden bilim insanına ödül verilmektedir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de tıp alanında verilen ödüllerden bir tanesine sponsor olmaktadır. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bu yardımlar için. Bu yıl 50'den fazla başvuru arasından 3 değerli bilim insanı BAGEP Tıp Ödülü almaya hak kazandı ve bunlar arasından da Sayın Buse Cevat Emre, Türkan Saylan Tıp Ödülünü kazandı. Ben size kısaca Buse'yi tanıtmak istiyorum. Buse Cevat Emre 1988 doğumlu. Biyoloji alanında lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi'nde, yüksek lisans ve doktorasını Uludağ Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 2018'den beri Koç Üniversitesi'nde Kuttam Laboratuvarı'nda çalışıyor. Buse kanserde ilaç direnç mekanizmalarını çalışıyor. Biliyorsunuz son 50 yıldır kanserdeki moleküler mekanizmaların tanımlanmasıyla birlikte yeni hedef ilaçlarımız var ve birçok hastanın tamamen tedavi olmasını sağlayabiliyoruz. Bu ilaçlarla veya hayatlarını çok uzun bir süre devam ettirebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak kanser de boş durmuyor. Yeni mutasyonlar geliştirerek bizim ilaçlarımıza karşı direnç geliştiriyor. İşte Buse bu ilaç direnci konusunda önemli çalışmalar yaptığı için ödüle layık görüldü. 2018 yılında Kanser Araştırmaları Derneği tarafından ilk ödülünü aldı. Sonra 2022 yılında L'Oréal UNESCO for Women's in Science ödülünü kazandı. Ve 2024'te de BAGEP Türkan Saylan Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Buse'yi davet ediyorum. Sayın Buse Cevat Emre Yıldırım'ı öncelikle tebrik ediyoruz ve ödülünü takdim etmesi adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Sayın Ayşe Yüksel'i sahneye davet ediyoruz. Merhabalar herkese. Ben Buse. Biyoloji mezunuyum. Celal Bayar Üniversitesi. 2012 yılında daha sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı tamamladım. Fakat bu süreç Celal Bayar'dan Koç'a gelirken tahmin edersiniz ki çok zorlu oldu benim için. Çok fazla çalışmam gerekti. Ve bu dönemde Türkan hocamızı kitaplardan okumak bana gerçekten çok büyük bir motivasyon oldu. Onun yılmayan savaşçı ruhu bana gerçekten çok büyük bir güç oldu. Tabii ki bu süreçte bence en önemli şey aile. Ben ailemden çok büyük bir destek aldım. Yani onlar olmasa gerçekten bu yolda bu kadar huzurlu ilerleyemezdim. Benim
tek olayım çalışmak oldu, çok çalışmak oldu. Bu ödülün benim açımdan gerçekten çok büyük bir yeri var. Çünkü Türkan Saylan hocamızın hem kendisini hem de temsil ettiği değerleri yaşatmak benim için çok büyük bir hedef. Ve en kısa zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde gönüllü olarak verebileceğim bütün katkıları sağlamak istiyorum en kısa zamanda. Ve bu yolda benimle birlikte yürümeyi çok isteyen bir eşe de sahibim. Özgür Emre Yıldırım'a da çok teşekkür ediyorum buradan. Tekrardan tüm bağışçılara, bilim kuruluna, bilim akademisine tekrardan çok içten minnetlerimle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sayın Buse Cevat Emre Yıldırım'ı tekrar tebrik ediyor ve konuşması için teşekkür ediyoruz. Ödül törenimizin ikinci bölümünde ise Türkan Saylan Sanat Ödülünü sahibiyle buluşturacağız. Bu şöyle seçildi. Katılımcılarımız 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında bir yayın evince yayınlanmış olan öykü kitaplarını seçici kurumlarımızın değerlendirmesine sundu. Seçici kurulumuz ise Sayın Türhan Günay, ki seçici kurul başkanımız aynı zamanda, Sayın Sezer Ateş Ayvaz, Sayın Nursel Duruel, Sayın Birsel Ferahlı, Sayın Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Sayın Ayşe Sarısayın ve Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Genel Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ayşe Yüksel'den oluşuyor. Şimdi ise sözü 14. Türkan Saylan Sanat Ödülü'nün sahibini açıklamak üzere seçici kurul üyesi Mehmet Zaman Saçlıoğlu'na vermek istiyorum. Sahneye davet ediyoruz. Burada gerekçemiz var. Tamam, bende var. Tamamdır. Tamam. Ayşe Hocam, nereden nereye? Sizinle tanışmamız Lepra Hastanesi'nden. Türkan Hoca ile tanışmam ise 1976'da Güzel Sanatlar'da. Oğlu bizde okuyordu, Çağlayan. Ve Türkan Hoca da bize gelip gidiyordu. Birçok hocamızla tanışmıştı o zamanlar. Ben son sınıf öğrencisiydim. Ve Türkan Hoca'nın sanat sevgisini ilk orada gördüm. Odasına girdiğiniz zaman, hepiniz bilirsiniz, girenler bilir. Kilimlerle, seramiklerle doluydu odası. Anadolu'dan topladığı sanat eserleriyle. Türkan Hoca aynı zamanda çok iyi bir okurdu. Yazdığım her kitabı ona gönderirdim ama benim çağdaşım arkadaşlarımız da gönderirdi hep. Ve onunla arada sırada edebiyat konuşmaktan da çok mutlu olurduk. Türkan Hoca'nın adına bu ödül koyulduğunda ve ben de jüri üyesi olarak davet edildiğimde tabii çok mutlu oldum. Çünkü benim için büyük bir onurdu bu. Şimdi değerli çağdaş yaşam dostları. Bugün 14. edebiyat ödülünü, sanat ödülünü veriyoruz. Bugüne kadar 14'ten çok daha fazla yazarımız bu ödülü aldı. Çünkü bazı yıllarda ödülü paylaştırdık. Türkan Hoca'nın o paylaşımcı ruhuna çok uygundu bu paylaşımda. 44 kitap geldi bu sene yarışmaya. 44'ü de güzel kitaplardı. Ama tabii bunların içinden bir eleme yapmak zorundaydık. Ve yaptığımız elemede 5 kişilik bir finalist listesi belirlendi. Bu ve daha sonra yaptığımız tartışmada oy birliğiyle şimdi kazananımız seçildi. Şimdi gerekçemiz şuydu. Kadının bedeni, cinselliği ve toplumsal kimliğiyle kendini bulma çabasını yer yer ince bir humorla, kim zaman irkiltici bir anlatımla ve zengin metaforlarla ele almadaki başarısı nedeniyle ödülün Tanrı ve Memeli Hayvanlar adlı kitabı için Sayın Zeynep Kaçar'a verilmesi uygun görüldü. (Gülüyor)
Seçici kuruldaki bütün arkadaşlarım adına kendisini kutluyorum ve başarılarının sürmesini diliyorum. Ama bu arada eğer protokolü bozmayacak olursam bu ödülün takdimini kime düşünüyordunuz? Genel Başkanımız Genel Sayın Erdoğan. Evet. Ben de aynı şey gelmişti aklıma. Acaba yine protokole çok aykırı gelmezse Özgür Bey'i davet etmemiz mümkün olabilir mi? Ödülü vermek üzere. Beraber takdim etsinler. Şuradan ben ödülü alayım. Özgür Bey'in Türk diline olan saygısı ve sevgisini çok iyi biliyoruz. Sağ olsun. O halde kazananımız Zeynep Kaçar'ı da sahneye davet ediyoruz. Tebrik ederiz. Ödülümüz. Böyle geçin. Buyurun. Böyle buyurun. Ve şöyle. Hocam. Tamam hocam. Buyurun size takdim edeyim o halde. Benim de küçük bir konuşmam var. Yazmak beni önce iyileştirdi, sonra kalbimi sakinleştirdi, sardı sarmaladı, en iyi yol arkadaşım oldu. Zamanla anladım ki bütün bu düşünceler, kelimeler, acılar, sevinçler, yazıya döktüğümüz ne varsa sadece yazarına ait değil. Bizler içinde bulunduğumuz çağın, toplumun ortak hafızasına aracılık ediyoruz. Bin yıllardır olduğu gibi. Bugün neşeli ve umutlu olmak istiyorum. Üzgün ve cılız bir sistemin ya da çatışmanın değil, kadına ait o sakin onurun dilini seçmek istiyorum. Dil, her zaman kadınlarla anlam kazandığı şekil buldu. Masallarla, ninniler, manilerle nesilden nesile kadınlar tarafından aktarıldı. Kadim zamanlardan bu yana en çok kadınların elinde, dilinde anlam bulan sözü ve şifacılığı bizden önceki kuşaklar ve çağdaşlarımızla birlikte yeniden meslek ediniyoruz. Dünyanın savaşlarla değil, sanat ve bilimle anlatıldığı ve anlaşıldığı bir tarihi yeniden yazabilmek için. Tıpkı Sayın Türkan Saylan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yaptığı gibi, birbirimize şifa ve el vererek. Bu yüzden Tanrı ve Memeli Hayvanlar'da baş kaldırıyı, öfkeyi, direnmeyi anlattım en çok. Genç, yaşlı, kentli, köylü, tüm kadınların bu çarpık dünyaya isyanını. Bugün burada bulunarak beni onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tanrı ve Memeli Hayvanları ödüle layık gören sayın jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı ve onur verici bir ödül. Bu bir yazar olarak böylesi güzel bir törenle ağırlanmak çok mutluluk verici. Yayın evim Doğan Kitaba, yayın direktörüm Cem Erciyes'e, yayın evinde kitabın basıma hazırlanmasından tanıtımına her aşamada emek harcayan tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Kitabı Kitabı yayına hazırlayan editörüm Aslı Güneş'e, burada kendisi, ona da bir alkış alalım. Ve harika kapak tasarımıyla kitabı neşelendiren canım arkadaşım Barış Çakma, o da burada. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir okur olmamı sağlayan canım anne ve babama çok teşekkür ederim.
İyi bir okur olmaya çabalarken geçmişte karşılaştığım ve bugünden sonra karşılaşacağım tüm yazarlara minnettarım. Düşüncemin sınırlarını onlar sayesinde genişletebildim ben de herkes gibi. Hayatı anlamlı, yaşanır ve neşeli kılan canım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnsan yaşama gayretini en çok sevgide buluyor. Elbette tüm kadınlara, kendi olabilen, olamayan, kendine yol arayan, cesur, ürkek, tüm kadınlara minnettarım. En çok da cesaretleri ve dirençleriyle ilham veren genç kadınlara. İyi ki varlar, iyi ki varız. Çok teşekkürler. Sayın Zeynep Kaçar'ı yeniden tebrik ediyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda konuşması için Mehmet Zaman Saçlıoğlu'na ve ödül takdiminde bizi kırmadığı için Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e ve bizim Genel Başkanımız Profesör Doktor Ayşe Yüksel'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, birazdan programımızın bölümünde 2023 yılında Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ortaklığıyla kurulan ülkemizin değerli sanatçıları ve saygın akademisyenleri tarafından seçilen konservatuar öğrencileri ve mezunlarından oluşan Çağdaş Yaşam Gençlik Orkestrası'nın 4. konserini dinleyeceğiz. Bu akşam ölümsüz besteleriyle müzik dünyasına damgasını vuran Ali Kocatepe, yorumları ve zarafetiyle gönüllerde taht kuran Aysun Kocatepe ve sahnede konuk olarak ağırlayacakları oyuncu, müzisyen kızları İlkiyaz Kocatepe ve orkestramız çok özel şarkılarla sizlerle olacaklar. Fakat öncesinde küçük bir klibimiz var, ardından konser dinletimize geçeceğiz. İyi seyirler. Asırları aşmışız biz. Sevgi dolu, adaletli, özgür, aydın, merhametli ataların evladıyız biz. Atatürk'e senalıyız biz. Korkmadık hiç karanlıklarda. Yüz yıl oldu, aydınlandık Cumhuriyet ışığıyla. Denizini, gökyüzünü, kardeşiz biz birleştirenler.